bizler sayemizde tüm dizler. Uçamadım anneye, savaşa soktular, koşturdum. Kalbini acımayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum. Peki en çok sevdiğin tatlı? En çok sevdiğim tatlı Sütlü Nuri. Sütlü Nuri. En çok sevdiğin renk? En çok sevdiğim renk. Beyaz ve mavi. Ceza hafta sonunda artık yerli plakadan söz etmenin zamanı geldi. Ceza'nın 3. albümü Yerli Plaka geçtiğimiz günlerde çıktı ve hemen en çok dinlediklerimiz arasındaki yerini aldı. İlk single ve klip şarkısı da albüme adını veren Yerli Plakaydı. Yerli Plaka'da Ceza neler söylemek istedi? Günlerce sadece Dream TV'de izlediğiniz videosunda neleri eleştirdi ve nasıl eleştirdi? İşte hepsinin cevabı. Üstüme iyilik, sağlık, dostlar. Ceza rap yapar, çok kötü tostlar. Bokslarınıza bakıma alın afoslar. Dostlarınıza yakın olun abekozlar. Elimize geçti, neredesin apopslar? Losra solunu, ayakkabı boya kostlar. Az konuşana kurdele takacaklar. Kara tahta ya da ceza yazacaklar. Yükselen ben değilim bak asansör. Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör. Peşimde onlarca yalaka sahte post var. Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar. Bir bakayım derken şöyle, ben içine girdim öyle. Bu ortam işte böyle, bu nasıl iş söyle. İpi kopmuş alemin, çivisi çıkmış dillerin. İnadım inat giderim, tersine dilim federim. Yol uzun ve pek dikenli, çok uzundan ben tükendim. Yoksunun bir çare, kimi zamanda yalnızım. Avare gezdim, bak ne hale geldim. Kim nasıl baktıysa öyle gördü, ben buyum. Nokta koyduk bitti, her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları ve her gün engel ektiler. Belli var bir korkuları, bu yerli plaka korkutur. Herkes sanar dengimdir. Her şeyden önce bu kadar anlatıyorsun, bu kadar gören bilen var. Yine de yaptıklarının ne kadarının anlaşıldığına inanıyorsun? Yani birincisi anlayamayan insanlar var. Çünkü mantık çok dar. Türkiye'de hala okuma yazma bilmeyen insanlar var. Okula gönderemeyen kızlar var. Yani eğitimini çok iyi tamamlayamamış olan insanlar var, problemlerinden dolayı, maddi problemlerden, eğitim sisteminden, ailelerinden dolayı kaynaklanan. İşte bazı mantıksız insanlar var, o yüzden onları anlatmak bazen çok zor oluyor. Bir de inadını anlamamak isteyen insanlar var mesela. Yani o yüzden bunlar için yapılabilecek bir şey yok. Biz dediğim gibi işimizi yapmaya devam edeceğiz. Yani Dream TV'de bile bir VJ arkadaş sağ olsun klibi anlamadan çok Amerikan klibi falan demiş. O bayan arkadaşa da çok teşekkür ediyorum bu kadar öyle bakabildiği için. Yani dediğim gibi oluyor bunlar, olacaktır da her zaman. Sonuçta engellenemeyecek bir şey. Her dönemdeki her başarılı insan taşlanmış. Bu sadece bizim için değil yani. Dünyanın her yerinde böyleydi bu. Düzen değiştirmek gibi bir çabamız da yok zaten. Bunun olacağına da inanmıyorum müzik sayesinde. Bob Dylan'dan Beatles'a kadar neler yapmış, ne emekler verilmiş dünyada savaşa karşı olsun. Ama hiçbir şey değişmedi. Dünyanın halini halen görüyoruz. En azından yeni gelişen nesle pozitif mesajlar verip barış çağrılarında bulunuyoruz yani yaptığımız parçalarda. En azından hani ön yargı var ama bunları görsünler bari. Hani terörizmden, savaştan, kavgalardan, uyuşturucu gibi şeylerden gençler uzak dursun diye biz bunu yapıyoruz. İnsanların dertleri neden anlamıyorum. Gençler bu kültürü alıp dans etmeye başlıyorlar. Breakdance ile uğraşıyorlar. Rap müzik yazıp kendi stüdyolarını kurup en azından evde söz yazıp şarkılar yapıp bir şeyler üretip kendilerinden o enerjiyi dışarı veriyorlar. Hani benim çocukluğumda yaptığım gibi. Buna neden karşı geliyor insanlar? Ben bunu anlayamıyorum maalesef. Bence en büyük nedenlerinden biri kendilerinin yapamadığı şeyler, kendileri söyledikleri şeyleri batı kaynaklı bir müzikle siz söylediğiniz için onlara çok fazlasıyla batıyor bir kere. O var. İkincisi bizi Amerika'daki örnekleriyle kıyaslıyorlar ve onlara benzetiyorlar maalesef. Ki aramızda dağlar kadar fark var. Birincisi yerli plaka diyorum zaten. Müzik batı kaynaklı yani bir araba gibi. Aldığınız yabancı marka bir araba gibi ama plakası Türkçe. Yani aynı şekilde bizim de dilimiz Türkçe. Yani bu müziği yapıyoruz. Bu toplumda yapıyoruz ve dünyanın her yerinde kabul görmüş bir müzik bu. Dediğim gibi biz bunu yapmaya devam edeceğiz. İnsanlar ne derse desin. Ama ben her zaman duygusal yönden hep anlamayan insanlara, o negatif olan bakan insanlara takılı kaldığım için duygusal yönden çok etkileniyorum açıkçası yani. Üstüme iyilik, sağlık, adoslar. Ceza rap yapar, çok kötü tostlar. Bokslarınıza bakıma alın afoslar. Dostlarınıza yakın olun abekozlar. Elimize geçti, neredesin apopslar? Losra solunu, ayakkabı boya kostlar. Az konuşana kurdele takacaklar. Kara tahta ya da ceza yazacaklar. Yükselen ben değilim bak asansör. Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör. Peşimde onlarca yalaka sahte post var. Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar. Bir bakayım derken şöyle, ben içine girdim öyle. Bu ortam işte böyle, bu nasıl iş söyle. İpi kopmuş alemin, çivisi çıkmış dillerin. İnadım inat giderim, tersine dilim federim. Yol uzun ve pek dikenli, çok uzundan ben tükendim. Yoksunun bir çare, kimi zamanda yalnızım. Avare gezdim, bak ne hale geldim. Kim nasıl baktıysa öyle gördü, ben buyum. Nokta koyduk bitti, her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları ve her gün engel ektiler. Belli var bir korkuları, bu yerli
tutur. Herkes sanar dengimdir. Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir. Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli bak. Eski hali yok ne olacak? En sevdiğim mevsim. Yaz aslında. Ne kadar hiç tatil yapamasam da yaz yani. Yepyeni Ceza albümünde eğer albümü alıp baştan sona dinlemediyseniz ve bağlanmadıysanız en çok yerli plakayı biliyorsunuzdur ama Ceza albümü tam 17 özel şarkıdan oluşuyor ve hepsi de Ceza'nın anlatmak istediklerini şimdilik en güzel şekliyle anlatıyor. Ceza her zaman barıştan, kardeşlikten ve dostluktan yana. Bunu biliyoruz ama albümünde onun birilerine söyleyecek çok sözü oluyor her zaman. Neden bu acı biber sürme durumu diye sorduk ve tabii ki Ceza da anlattı. Seni bir dinledim sonucu gaza bastepin. Sidik yarışı senin işin oldun kekin. Bir doyamadı gözün acı biberimi yedin. Hepinize gider alayınıza gider. Ağzınıza biberi sürerim af diler. Ve küpeyim olur hepsi rapi katleder. Ben yaparım rapi alem dans eder. O kağıt evleri bile yıkamaz. Eline aldığı işi sonlayamaz. Katina bile onun yanında bir sihirbaz. Makine gibi beyni ama pek çalışmaz. Bir buhar makinesi gibidir. Peki Ceza, Türkiye'de hip hop kültürü ve rap müziğin gelişimi için hani bir arada olmak ve nasıl söyleyelim, barış içinde olmak taraftarıyım. Benim öyle düşünüyorum. Çünkü sen diyorsun ki hani 50 kişiydik, biz bir yere giderdik, herkes aynı insanlar gelirdi. Yine de çok da fazla insan yok aslında rap camiasında ve bir birlik olması gerektiği taraftarıyım. Evet. Ama yine de sen şarkılarına birçok farklı rapçiye göndermeler yapıyorsun, onu da fark ediyorum. Sence senin konumundaki bir şehir ozanı için bu gerekli mi? Yani... Çok agresif de bir insanım. Yani duygusal bir insanım aslında. Duyguları çok yoğun olarak yaşıyorum. Sinirlendiğim zaman sinir. Bana bir şey geldiği zaman tabii ki gidip kavga etmektense, yumruklaşmaktansa sözlerimle cevaplıyorum. Bu da gençlere bir örnekten. Hani kavga etmeyin. En azından sözlerinizle birbirinize karşılık verin. Artı bizim yıllardan beri bu ortam için, rap camiası için yaptığımız şeyleri gelip Amerikan özentisi olarak piyasaya sunduğunuz zaman insanlara sizi aynı kefede konuyor yani. Biz o kadar bir zemin hazırlamışız. Biz de yapmasını biliriz hani. Zamanı geldiği zaman commercial ya da insanları daha eğlendirecek şeyler ama bizim hazırladığımız zemine sonradan gelip konup Amerikalı rapçilerin şarkılarını cover yapmak bence en yanlış, en özenti olan olay yani. Bize sataşacaksa insanlar eğer, rap'e sataşacaklarsa ilk başta o tarafa dönmeleri lazım yani. Birincisi rap müzik dediğim gibi ozanlıktır. Kendiniz yazmanız gerekiyor. Gidip Amerikalı bir rapçinin şarkısını söylerseniz bu en alt çağ olur. Yani Avrupa'ya çıkıp bu konseri verirseniz eğer böyle benim gittiğim konserlerdeki gibi size yabancı seyirci şişe atarlar kafanıza kesinlikle yani. Bu olay böyledir. Yani Türkiye'de insanları kandırabilirsiniz ancak. Biz hani popçuların, arabeskçilerin çoğunun yaptığı gibi bu ortam bir öyle olmasını istiyoruz yani. Rock camiası ya da rap camiası. Tamam cover yapılabilir ama gidip de batıdan bu şekilde örnek alınıp yapılmaması lazım yani. Bizim yıllardan beri hazırladığımız, zar zor hazırladığımız, kendi dilimizi kullandığımız, kendi problemlerimizi anlattığımız halde çektiğimiz problemler olduğu halde gelip böyle örnekler veren arkadaşlara biraz uyarıdır aslında bu. Mesela Ege
Bence dilini çok iyi kullanabilen bir arkadaş. Türkçesi çok yani piyasadaki %90'ından iyi bence kesinlikle. Ama tavrı yanlış, kullandığı, seçtiği şeyler yanlış, yolu yanlış yani bence. Peki o da onun yolu diye düşünmek gerekmez mi belki de? O da onun yolu bence değil. Amerikalı bir rapçinin şarkısını alıp söyleyip klip yapmak bence olamaz yani. O yol durdurulur yani. Ama kendi yaptığı parçalar, eğlenceli parçalara bizim saygımız var. Tamam insanlar eğlensin yapsın ama olmaması lazım. Yani konsere çıkıyor, 3 parça Türkçe söylerken 10 parça, 15 parça Amerikan rapçisinin şarkısını söylediğin zaman biraz yanlış oluyor yani. Peki, amacım popüler olmadan dinlenmek diyorsun şarkılarından bir tanesinde, değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Bunu yapmak pek de mümkün değil gibi çünkü daha çok popüler oldukça daha çok duyan olacak seni. Peki gerçekte kim dinleyecek diye düşünüyorsun? Ben herkes için müziğimi yapıyorum yani her dinden, dilden, ırktan insanlara. 50-60 tane konser verdim yurt dışında şu ana kadar ve her gittiğim ülkede de Türk seyircisi zaten bizi seviyor uzakta olduğumuz için oraya gittiğimiz zaman ama yabancı seyircilerden, yabancı müzisyenlerden de saygı aldığımız zaman demek ki bu işi iyi yaptığımızı görmüş oluruz. İşte benim anlatmak istediğim olay da bu. Dünyanın her yerinde bizim müziğimizi dinletebilmek. Nasıl Punjab MC mesela Hindistan'dan çıktılar adamlar. Yani Hint kökenli olan birçok sanatçı var onlar gibi. Ama bütün dünya dinleyebiliyor. Latin Amerika'dan çıkan birçok sanatçı var. Latince kendi müziklerini yapıyorlar. Etnik şeylerini kullanıyorlar. Ve bütün dünyada dinlenebiliyor. Bu neden bizim dilimizde olmasın? Hani neden Türkiye'den bir sanatçı gittiği zaman sen Müslüman mısın, camiye gidiyormuyorsun diye soru sorulsun yani. Yani bunu yıkmak için ben elimden geleni kendi adıma her şeyi yapacağım yani açıkçası. Ve benim için sınıf ayrımı da yok. Benim konserime hiç inanmayan insanlar da gelebiliyor herhangi bir şeye. Dini inancı olmayan insanlar. Başörtülü insanlar da gelebiliyor. Çok zengin ya da çok fakir insanlar da gelebiliyor. Benim sınıf ayrımım da yok. Ben çağrıldığım her yere giderim, konserimi veririm, insanların müziğimi sunarım yani. Sonuna kadar da sağlığım, ömrüm el verdikçe bunu yapmaya devam edeceğim yani. Bir sınıf ayrımı yok. Herkes dinlesin istiyorum. Tabii bu oldukça da ne kadar çok insan dinlerse o kadar da popüler oluyorsunuz. Ve insanlar size bir paha biçmiş oluyorlar. Yani siz bir star gibi yaşamadığınız halde sizi o şekilde görüyorlar yani. O videoda da anlatmak istediğim olay o yani. Beynin yok yerinde. Benim kuşum öptü diye kıl döndü gözünde. Ucuzluktan aldım seni gördüm emin önünde. Benden istemek için sıçtım senin evin önünde. Osurunca yıkarsın dağları koca gözünle. Son gün iyi gün hadi kahpe gül. Yüzüme bak da konuşsan yarım sandviç. İradenin sınırı travestiye denk. Kalitenin hası bu hası mı sen olan. Kaşınır senin gibi bir çoğu verilir ders. Takılır başıma niye? Çünkü benim evin delisi. Akıl başa gelmez çünkü bu bana ters. Sakındıkça geldi dert belki bu da biter. Önemi ne ki senin için boşver yolumu kes. Kesebilirsen gücün yeter ise buradayım gel. Çükünü keserim ama kafanı geçerim es. Sen hali bir şey gibi değiştin lan et hadi pes. Olmadı rapin, bir olamadı rapin. Seni bir dinledim sonucu gaza bas tepin. Sidik yarışı senin işin oldun kekin. Bir doyamadı gözün acı biberimi yedin. Hepinize gider, alayınıza gider. Ağzınıza biberi sürerim af diler. Ve köpeğim olur hepsi rapi katleder. Ben yaparım rapi alem dans eder. Olmadı rapin, bir olamadı rapin. Seni bir dinledim sonucu gaza bas tepin. Sidik yarışı senin işin oldun kekin. Bir doyamadı gözün acı biberimi yedin. Hepinize gider, alayınıza gider. Ağzınıza biberi sürerim af diler. Ve köpeğim olur hepsi rapi katleder. Ben yaparım rapi alem dans eder. Unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler. Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğim ne canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin. Ceza yerli plakada birçok müzisyenle de birlikte çalıştı. Echo Fresh, Killa Hakan, Summer Jam, Sammy Deluxe, Afrop, Satyan, Kardeşi Ayden gibi rapin sevilen isimlerinin yanında bu albümde Türk popüler müziğinin en büyük isimlerinin başında gelen Sezen Aksu'yu da görebiliyoruz. Ceza Sezen Aksu'yla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu heyecanlanarak anlatıyor. Biz de Gelsin Hayat bildiği gibi ilk kez canlı canlı tabii ki Dream TV'de izliyoruz.
Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş. Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti yine minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz. Peki Ceza, Türkiye'de herkesin sonsuz takdirini kazanmış rakipsiz bir sanatçı olan Sezen Aksu'nun yaptığın işin kıymetini anladığına inanıyorum ki seninle beraber bir şarkıda sana eşlik ediyor.